Antalya Muratpaşa'da zengin bitki çeşitleriyle uzun yıllar kaliteli hizmeti görev haline getiren Mavi Aktar'dayız. İzliyoruz. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Mavi Aktar bizlere kapısını açtı. Yanımda firma sahibi İbrahim Küçükçınar var. İbrahim Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Süleyman Demir Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2005'te üniversiteye girdim. Hazırlıkla beraber 2010'da mezun oldum. Daha sonra 2 yıl bir Avustralya maceram oldu. Orada organik katkı maddesi olmadan parfüm üretimini öğrendim. Herhangi bir alerjen içermez. Üniversitede de orman ürünleri kimyası bölümün başkanlığında öksüotunun, çam öksüotunun antioksidan özellikleri ve dolayısıyla kanser olan tedavisi üzerine ufak bir araştırma tezimiz oldu. Böyle bir maceraya başladık. Sütçülerin, Isparta sütçülerin dağlarında öksüotu toplarken bir anda bu mesleğin içerisinde Avustralya'dan sonra kendimi buldum. Peki Mavi Aktar kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben üniversiteden sonra hemen bu sektöre girmedim. Bir 3 yıllık parfüm sektöründe boy gösterdim. Daha sonra internet üzerinden e-ticaret yaptım. Yaklaşık 4-5 aydır bu sektördeyiz. Mavi Aktar da çok çok yeni. Antalya'nın merkezinde 4 ayda hizmet vermekte. Tamamen organik ürünler görüyorum. Mavi Aktar müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Biz soğuk pres makinemizle tamamen organik doğal yağlarımızı çıkartıyoruz. Damıtma tesislerimizle beraber uçucu yağlarımız da mevcut. Burada kendimiz organik karışımlar yapıyoruz. Daha sonra müşterimizi bilgilendiriyoruz. Hiçbir şekilde esnaf gözüyle müşteriye bakmıyoruz. Biz tamam bir hasta gözüyle bakıyoruz. Bu şekilde ilgileniyoruz. Bütün detaylarını, bilgilerini alıyoruz ve o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşterilerin en çok talep ettiği ürünleriniz hangileri İbrahim Bey? Çıkarması çok zor olan bir Hindistan cevizi yağımız vardır. En çok ona rağbet gösterilir. Daha sonra karaciğer temizliği çok önemli olduğu için maydanoz tohumu yağı çok rağbet görmekte ve kendi memleketim Isparta olduğu için de gül suyumuz çok çok önemli gidiyor burada. Çünkü yenilebilir, tüketilebilir ve kullanılabilir bir ürün. Genelde başlıca ürünlerimiz bunlar. Maydanoz tohumu yağı bu karaciğer için dediniz. Evet. Peki Hindistan cevizi yağı ne için kullanılıyor, nelere faydası vardır? Hindistan cevizi yağını çok doğal bir nemlendirici olarak elinize, cildinize sürebilirsiniz. Daha sonra eliniz biraz yağlı kaldı deyip saç uçlarınızı sürdüğünüz zaman parladığını ve kırıkların onardığını göreceksiniz. Daha sonra tüketildiği zaman çok büyük faydaları mevcuttur. Nasıl? Unutkanlığı gidermesi ve Alzheimer'ı geriletmesi maksadında çok büyük faydaları mevcuttur.